Seyirciler, sevgili dostlar, yine bir Felsefenin Gözü programıyla birlikteyiz. Sayın seyirciler, bugün çok da klişe oldu tabii bu başlık. Bilgi kirliliği ve yanlış bilinç. Böyle bir konuyu gündeme getiriyoruz. Tabii bu klişe olmaktan çıkartmak için de ona ekranda da gördüğünüz üzere bir ek yaptık. Sokrates'ten Lenin'e dedik. İki filozofun ikisi de kendi çağlarına damgasını vurdu. Bilgi konusunda da muhakkak bize yol gösterecektir. Bilgi tabii ana akım felsefede bir bilgi felsefesi meselesi olsaydı, işte bilginin kaynakları, bilginin doğruluk ölçütleri, özne-nesne ilişkisi türünden konulardan hareketle bir bilgi felsefesi sunumu yapılabilirdi. Biz tabii bu kadar klasik ve bilindik tarzları sürdürmek istemiyoruz. Tabii felsefe tarihinden büyük oranda besleniyoruz ve felsefe tarihinin temel konu kavramlarını, filozoflarını da deşerek, açıklayarak, ama bütün bunları biraz günümüz koşullarına getirerek, onların sosyal ve tarihsel gerçekliklerle bağlantısını kurarak, fark ettiğiniz üzere dinamik bir felsefe programı yapmaya çalışıyoruz. Sevgili seyirciler, felsefe tabii diğer disiplinlerle hep karşılaştırılarak özgünlüğü ortaya çıkartılacak bir disiplinde. Diğer disiplinler derken bilim, politika, sanat, felsefe, ben hep bu dörtlüden bahsediyorum zaten. Bu dörtlünün her birinin kendisine göre konusu, yöntemi, amacı, dili, düşünüş tarzı vardır. Dolayısıyla da biz de burada felsefe yaparken, ben de bir felsefeci olarak kendime özgü bir felsefi dil ve düşünüşü dile getirdiğimi iddia etmiş oluyorum. Şimdi bunu açıklamak için bu hafta içerisinde ben bir gözlemimi sizinle paylaşmak istiyorum ve sizin de üzerine düşünmenizi naçizane önermiş olacağım. Sayın seyirciler, geçen 2-3 gün oluyor, bir televizyonda bir programa bakıyordum. Tanıdık da bir sanatçı dostumuz programda konuk. Müzisyen bu, enstrümanı var elinde, çalıyor, söylüyor. Sunucu da tabii sanatçı olmasından dolayı da sanatın içerisinden bir takım sorular kurguluyor. Bizim hani bu programlarda sevgili devrimin soru kurgulaması gibi. Güzel, sanatçı da onlara sanatın içerisinden yanıt veriyor. Şunu fark ettim, ara ara sanatçı sanat dilini, düşünüş tarzını bırakarak o sorulara politik tarzda yanıtlar vermek istiyor. Yani politik düşünüş tarzı ve politik dille yanıtlar vermeye çalışıyor. Ben şu sonucu çıkarttım, programı da biraz izledim. Bu işte haftalık sunumlarımıza da biraz materyal toplayalım diye de tabii bakıyorum ben. Bu sanatçı dostumuzun sanat içerisinden verdiği yanıtları çok başarılı buldum. Çünkü sanatın diliyle, enstrümanıyla, sesiyle, sözüyle yanıt veriyor. Melodilerle diyelim yanıt veriyor. Fakat şeye çok meraklı,
politik dile çok meraklı fakat bilmiyor. Yani sanat düşünüş tarzını ve sanatın dilini bildiği kadar politik düşünüş tarzını ve dili bilmediği için çok böyle sığ, sıradan diyebileceğimiz yanıtlar veriyor. Hatta bir sanatçı olarak onun adına ben şey yaptım. Yani böyle bir rahatsız oldum. Yani buna ne lüzum var? Yani sen bildiğin dille konuşsan, üstelik de konuşuyorsun, yani sanatı da güzel icra ediyorsun, sen bunu bırakıyorsun da başka bir dille kendini gerçekleştirmeye çalışıyorsun ve zorda da kalıyorsun. İşte sevgili seyirciler, bu felsefe tartışmaları, bizim bu felsefenin gözü programında yaptığımız tartışmalar entelektüel kesime diyelim, geniş olarak entelektüel kesime bu konuda bir farkındalık bilinci yaratır ve halk kesimlerini de entelektüel dünyaya yaklaştırır diye bir işlev görüyor. Şimdi sevgili seyirciler, belki diyebilirsiniz ki peki iyi de yani bu sanatçı aynı zamanda bu sanatçı veya bir başkası sadece bir tarz düşünüş ve dili mi öğrenmek durumunda? Bu kişi politikanın düşünüş ve dil tarzını, bilimin düşünüş tarzını, felsefenin düşünüş tarzını da içselleştirmiş olamaz mı? Güzel bir soru. Sevgili seyirciler, olur, bu mümkündür. Ama siz de kabul edersiniz ki bu, yani bütün hem insanlık tarihi boyunca hem de çağımızda bu kolay kolay mümkün değil. Yani bir alanda bile insanların kendisini adeta böyle uzmanmış gibi göstermesi epeyce bir zorluk gerektirirken birkaç alanda düşünüş ve dil edinmesi kolay değildir. Ama diyelim ki böyle kişiler, böyle yetenekli kişiler var. Bir alanın diliyle yetinmiyor. Örnek bu örnekte sanatçı dostumuz gibi politikanın dilini, felsefenin dilini, bilimin dilini de bir an için öğreniyor, kabul edelim. Sevgili dostlar, benim iddiam şu: bu kişi her ne kadar bu dört alanın düşünüş tarzına yönelmiş olsa da bu kişi asıl olarak bir alanda etkili olabilir. Diğerlerinde daha böyle yakın olarak şey yapabilir, etkili olabilir. Ama onun temel alanında bence bir düşünüş ve dil tarzı olabilir. Bu mesela benim için de geçerli. Ben şimdi sanatın bazı disiplinlerinden anlamaz mıyım? Yani müzikten, şiirden, tiyatrodan. Bunlar az çok benim yaptığım şeylerdir de. Anlarım ama sonuçta yani çok sınırlıdır o alandaki iddialarım. Yani yazdığım şiirin beni bir şair yapması şeydir, kuşkuludur yani, öyle diyeyim. Veya işte bilime ilişkin, matematiğe ilişkin bazı gerek kitabı kültür, gerek genel kültür üzerinden bilgim olmaz mı? Olur. Ama bunlar beni matematikçi yapmaz. Yani böyle demek istiyorum. Yani diğer alanlardan da tabii ki, diğer alanların da dilini, düşünüş tarzını öğrenmek mümkün. Ama bir alanda asıl etkili olunuyor. Mesela benimki son çözümlemede yani felsefi düşünüş tarzı ve felsefi dil üzerinden asıl olarak oluştu. Buna müsaade ederseniz bir analoji yaparak, bir başka alana transfer ederek buna bir kez daha yanıt vermek istiyorum. Çünkü bu bizim programlar için, bizim sunduğumuz ve benimsediğimiz felsefe tarzı için çok önemli. Biraz uzattığım için kusura bakmayın. Sayın seyirciler, dil, şu konuştuğumuz, kullandığımız dil de böyledir. Bir insanın asıl olarak bir dili olur. Buna biz biliyorsunuz ana dil diyoruz ki önümüzdeki programlarda dil felsefesinde birkaç, belki haftalarca sürecek o programlar. Oralarda bunların geniş bir açıklamasını ben yapacağım zaten. Kişiler çeşitli diller öğrenebilirler. Birden fazla dil öğrenebilirler. Üstelik bizim gibi ülkelerde Türkçenin yanı sıra işte Kürdistan halklarında olduğunu düşündüğümüzde Ermeni
ulusu, Süryaniler ve daha kimler varsa, Araplar, Çerkezler vesaire. Bunlar birçok dili biliyor. Ayrıca entelektüel nedenlerle insanlar Batı dillerini, kendisi Türkiye'li olmasına rağmen Türkçe, benim gibi diyelim ana dili Türkçe, ama yabancı dediğimiz Batı dillerinde öğrenmiş birçok kişi var. Sevgili seyirciler, buradaki tezim de şu: bu kişiler Batı dillerini veya kendi dillerinin dışındaki dilleri öğrenebilirler, mümkündür. Ama bunların ana dili son çözümlemede bir tanedir. O ana dil, eğer günün birinde bir Türkçe konuşan, diyelim ki benim gibi birisi Türkçe konuşuyor, benim ana dilim Türkçe. Ama diyelim ki ben Almanca öğrendim. Giderek ya Almanca benim ana dilim olur, Türkçe ikinci plana düşer, ya da Almancayı öğrenmekle birlikte benim asıl olarak ana dilim Türkçe'dir. Bu analojinin önemli olduğunu söylüyorum bizim konumuz açısından. Demek ki müsaadenizle tekrar ediyorum. Bir kişi sanatın, düşünüş ve dilin dil tarzını öğrenmiş olabilir. Diğer bilim, politika ve felsefeyi de öğrenmiş olsa bile bu dördünün içerisinde bu kişinin zihni yapısı asıl olarak birine yoğunlaşmıştır. Bunu uzattığım için özür diliyorum. Bir kısa bir şey daha söyleyeyim. Sevgili seyirciler, bu sizden gelen eleştiriler, analizler hep söylediğimiz gibi çok önemli. Çünkü biz bu sizden gelenlerden hareketle biz bir tabir caizse yol haritası çiziyoruz. Ve ben bu raporları işte Devrim Karay'la da konuşarak, bu teknik masadaki çok değerli arkadaşlarımızla da konuşarak biz sonraki programların nasıl olacağını saptamış oluyoruz. Önümüzdeki programlarda şöyle görünüyor: biz belli ki bilgi teorisinden, bilgi sorunundan hareketle yolumuza devam edeceğiz. Şimdiye kadar da bu tabii 6. programı da bu hafta geride bırakmış oluyoruz. Bu programlarda bilgi felsefesi ve varlık felsefesi dediğimiz ontolojiye bir yoğunlaşma var. Bu da zaten sevgili seyirciler, hem bizim anlayışımıza göre hem de ana akım felsefecilerin anlayışına göre felsefenin temel disiplinleridir. Önümüzdeki süreçte bu programları daha etkili kılabilmek için felsefe kitaplarını okuma nasıl olmalıdır? Felsefe kitapları nasıl okunmalıdır? Her kitap okunmalı mıdır? Her felsefe kitabı muhakkak okunmalı mıdır? Biçimindeki sorulara yanıt vermek üzere böyle bir kitabi kültür, genel kültür karşılaştırması yaparak bir program. Yine felsefe disiplinlerini tanıtma var önümüzdeki süreçte bizim bu programlarımız, eğer bu şekilde sistematik bir biçimde, rutin bir şekilde ilerlerse, her hafta karşılaşma durumumuz olursa ki olur görünüyor. Bu felsefe disiplinlerini, dil felsefesi, religion filozofu, din felsefesi, tarih felsefesi, bilim felsefesi, sanat felsefesi, politika felsefesi belki haftalarca sürecek. Bu alanların bir ön bilgisini tabir caizse sizlerle paylaşmakta istiyoruz. Bunu da söyledikten sonra sevgili Devrim'i daha fazla bekletmeyeyim, çünkü onun genelde dedik sizin tavrınız bize bir yol haritası veriyor, ama sonuçta işte bu programlarda da sevgili Devrim'in entelektüel bagajındaki sorular biraz da bizi özel olarak, beni özel olarak ilgilendiriyor. Şimdi onları anlamak üzere sözü sevgili Devrim'e bırakmak istiyorum. Söz sende Devrim Kara. Teşekkürler hocam. Tekrardan herkese iyi akşamlar. Aslında yayını biz bir 10 dakika sürdürdük. Teknik aksaklıklardan dolayı İstanbul'da hava çok kötü. Bulut var. Bu yayının akışını etkiliyor zannedersem. Yeniden aldık. Bunu da altını çizelim. Böyle oldu. Geçmiş programlarda görme ideolojik midir? Onu işledik. Toplam 5 program yaptık. Ben felsefe öğrencilerine öneriyorum bunu. Yani bu programı bir arşiv niteliğindedir. Faydalansınlar. Aynı zamanda Mehmet Akkaya kitaplarına bakabilirler. Biz ileride kitapları da konu alacağız. İlk bölümde görmeyi işledik. İkinci bölümde kavramları işledik. Eleştiri konusunu ele aldık üçüncü bölümde. Dördüncü bölümde programın
felsefenin ontolojik kaynaklarını irdeledik. Bundan önceki programda da septizm, yani kuşkuculuk meselesini ele almıştık. Yayınımızın kesintiye uğradığını yine belirtelim, özür dileyelim. Elimizde olmayan, kimsenin bir suçunun olmadığı bir nedenden dolayı böyle oldu. Mehmet Hoca'yı şeyden biliyoruz arkadaşlar, yani felsefeyi böyle üniversitelerde, dar bir akademik çevre içerisinde boğmayan bir felsefeci Mehmet Akkaya. Benim gördüğüm, ben de uzun süredir takip ediyorum, 4-5 senedir. Halka indirmeye çalışıyor. Hani bu Carl Sagan'ın yaptığı bir ekol vardır. Hani öyle bir ekolden geliyor. Ya da Carl Sagan gibi, birçok Richard Dawkins gibi. Bu da felsefe ayağında. Mehmet Akkaya da böyle yapıyor. İşte televizyon programlarından biliyoruz, kitaplarından. Çağrıldığı yere erinmeyen bir insan Mehmet Akkaya. Gidiyor panellere. Ben de İstanbul ayağındaki bütün panellere gidip haber yapmaya çalışıyorum. Takip ediyorum, soru soruyorum. Faydalansınlar, bunu söylemek istiyorum. Gerek programların arşiv programları izleyebilirler, gerek kitapları karıştırabilirler. Zarar etmezler. Faydalar olur. Biz sorularımıza geçelim. Program baştan aldığımızı söylüyoruz. Yani gözüm sorularda olacak. Yorum kısmındaki sorulardan hocaya aktaracağım. Benim de bu arada derlediğim sorular var. Hocam şeyden girelim. Az önce de sormuştum, yarım kaldı. Bilgi kirliliği ve yanlış bilinç deyince ne anlamalıyız hocam? Buradan girelim çok uzatmadan. Şimdi bilgi kirliliği konusu, burada iki kavramı biz seçerek söylemiş oluyoruz. Bilgi, birisinde bilgi var, birisinde bilinç var, birisinde kirlilik var, birisinde yanlışlık var. Bilgi kirliliği kavramı daha çok ana akım felsefenin, biraz da klişe olarak bizim de dilimize dolaşan bir kavram. Yanlış bilinç ise daha çok Marksist terminolojiyle ilgili. Ama biz şimdi burada başlığa da Sokrates'ten Lenin'e dediğimize göre, yani bilgi deyince daha çok Sokrates'i anlayacağız ve bir bakıma eleştiriler de yapacağız. Yanlış bilinç deyince de Marx'ı ve özellikle de Lenin'i anlamalıyız. Bu bilginin ne olduğu felsefe tarihinde çok önemli bir konudur. Egemen sınıflar bu bilgi meselesini adeta bir iktidara çevirmişlerdir. Biz bu konuyu ele alırken şunu demiş oluyoruz. Biz bilgiyi analiz ediyoruz, önemsiyoruz. Ama bilginin toplum üzerine, toplumların üzerinde, halkın üzerinde bir iktidar, hatta biraz abartalım, bir diktatör olmasına izin veremeyiz. Ana akım felsefe, bilgi felsefesinde özne nesne ilişkisi gibi çok klişe diyebileceğimiz bir tarzdan bahseder. Zamanımızda da bilgi çağında yaşıyoruz der. Ama biz bu anlamda bilgiyi sınıf ilişkilerinden, toplumsal ilişkilerden ayırt ederek ele alamayız. Komünal toplumlarda bilgi nedir? Sınıflı toplumlarda bilgi ne anlam ifade eder? Örneğin bir soru sevgili seyirciler, bunu isterseniz baştan sizlere de sormuş olayım. Komünal toplumlarda bilgi kirliliği olur mu? Soru bu. Komünal toplumlarda yanlış bilgi olur mu? Bilgi ile bilinç karşılaştırması yapılınca sizin aklınıza ne gelir? Öncelik hangisi nedir? Bu tartışmalarda Devrim Karan'ın da sorularını takip ederek pek çok dönem, yani antik çağ, orta çağ ve yeni çağ ve günümüzde bu tartışmalar bizim için ne anlam ifade ediyor? Ben bunların yanıtlarını vermeye çalışacağım. Evet Devrim. Hocam bir giriş olarak
Tamam hocam. Yani yorum kısımlarında bakıyorum. Hani bu soru soruyorlar ya yorumlarda. Avrupa'da yaşayan izleyicilerin şeyi var. Sizin bu az önce dil meselesinde söylediğiniz, bahsettiğiniz konular hakkında böyle reddiyeler var. Mesela okuyayım birkaç tane. Mehmet hocama bir sorum olacak diyor. Hollanda'dan bir izleyici Sanda Hanım. Bir insan tamamen birbirinden farklı üç dili yüzde kaç oranda öğrenebilir diyor. Okumasıyla, yazmasıyla, grameriyle teşekkür etmiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Yine Burhan da Avrupa'dan aynı bu minvalde bir analiz yapmış. Cafer abi de Cafer Demirtaş, ben de tanıyorum. Arkadaşlar demiş, felsefe dilinden bahsediyor Mehmet Akkaya. Siz ne diyeceksiniz hocam buna? Şimdi bu konuda şunu iddia etmiş olduk. Yani biz izleyiciyle hemfikir olmak zorunda değiliz. Ama biz Tabii izleyiciyle ki. tartışmak zorundayız. Bir de görüşümüz anlaşılsın istiyoruz. Yani izleyici bizim görüşlerimizi beni anlamak zorunda ama benimsemek zorunda değil. O şu Evet. 3 dil de 33 dil de öğrenir. Benim iddiam şu. Bu dillerden bir tanesiyle düşünebilir, bir tanesiyle aşık olabilir, bir tanesiyle rüya görüyor olabilir. Diğer diller nispeten daha zayıf olur. Bunu burada bırakmak istiyorum. Tamam hocam. Erdal Yıldırım'ın bir sorusu var. Şöyle demiş, iyi yayınlar diledikten sonra teşekkür ediyoruz. Sevgili Mehmet Hoca demiş, bir kişi sadece bir konuda iyi bilgi sahibi olabilir. Siyaset ile ilgilenen birisi müzik veya felsefe konusunda konuşmasın gibi tespiti her zaman, yani herkes için doğru olamaz. Bazı bireyler birçok konuda oldukça donanımlı ve bilgili olabilir. Bu fikrini gözden geçirmelidir. Sevgiler, selamlar. Katkı sunmuş Erdal hocamız, bence hocam. Bir Şimdi buna analiz. bir şey ekleyeyim. Tamam, ekleyin hocam. Ben sonra Evet. geçeyim. Evet, sevgili devrim, sayın seyirciler, şu. Şimdi tarihte eski kuşak, yani bu yeni çağ öncesi, hatta yakın zamanlara kadar filozoflar disiplinlerin tümüyle ilgileniyorlardı. Yani örnek veriyorum, Aristoteles hem bilim adamı hem felsefe adamı. Adamı, kadını, işte bu erkek olduğu için adamı diyelim şimdi. Felsefe adamı, sanat adamı, bilim adamı, politika adamıydı aynı zamanda. Yani eski kuşak filozoflar, bu bilimler henüz disiplinler sınıflandırılmadan, kapitalizm öncesi tabii, kapitalizm öncesi üretim tarzları bir bütünlük arz ettiği için filozoflar da genellikle bütündü. Günün birinde bu iş bölümü vesaire sona erdiğinde, hani Marx'ın öyle şeyleri vardır, ütopik görüşleri vardır. Bu iş bölümleri sona erdiğinde, sınıflar ortadan kalktığında her insanın bir filozof olacağını, o dillerin tümünü, yine eşit değil tabii, Marx eşit olduğunu söylemiyor, eşite yakın diyebileceğimiz şekilde öğrendiğini iddia edebiliriz. Dolayısıyla bugünkü koşullarda benim tezim şu: bilim, politika, sanat içerisinde bunların dördünü de öğrenmek mümkün ama kişiler bunların birinde daha baskındır. Burada nokta değil. Cafer Demirtaş'ın bir sorusu var. Her şeyi bilip soru da değil, zannedersem katkı. Okumadan anlayamayacağız. Okuyalım hocam. Her şeyi bilip hiçbir şeyi bilmemek galiba bu psikolojiye ve eğitime en iyi tanımlamadır diyor sevgili Mehmet hocam. Ondandır ki Mehmet hoca konuşurken en azından şimdilik ben ancak pür dikkat dinlemek durumundayım. Böyle bir mesaj atmış hocam. Ben şeyi Teşekkürler. sormak istiyorum. Ben de teşekkür edeyim katkılarından dolayı. İzleyicilerin böyle güzel oluyor mesaj atmaları. Geçen programla kuşkuculuğu işledik. Septizm hocam. Bununla bir ilişki kurarsak bu haftanın konusuyla ne diyebilirsiniz? Yanlış bilinç. Şimdi güzel bir Yanlış yerden bilgi. başladın. Evet, değerim, güzel bir yerden başladın ama bu bizi ister istemez şeye götürür. Felsefenin tarihine, hatta insanlığın tarihine götürür. Önce sayın seyirciler, şu iddiamı bir söyleyeyim size. Demin bir takım sorular da yöneltmiştim size. Bir yandan da o soruların yanıtlarını arayalım. Komünal toplumlarla
komünal olmayan, yani sınıflı toplumlarla sınıfsız toplumlar ayrımı yapıyoruz. Zaten ben bu durum olmazsa belki felsefe yapmamıza da gerek kalmazdı. Bu durumdan dolayı felsefe yapıyoruz. Komünal toplumlarda bilgi vardı. Bir, bilgi vardı. İki, yanlış bilgi vardı. Bu da önemli bir şey söylüyorum. Yanlış bilgi vardı. Bilgiden kuşkulanma vardı. Şimdi lütfen dikkat edelim. Fakat yanılsamalı bilgi komünal toplumlarda yoktu. Şu birkaç tane bilgi türünü akraba kavramlar olarak kullanıyorum. Yanılsamalı bilgi, yalan bilgi, yalan haber de diyebiliriz, enformasyon, ideolojik bilgi. Sayın seyirciler, bunlar komünal toplumda yoktu. Bunlar sınıflı toplumların icadı oldular. Biz dolayısıyla bu programda bir tez ileri sürmüş oluyoruz bilgi adına. Bilginin kirliliği sınıflı toplumlara özgüdür. Yanılsamalı bilgi sınıflı toplumlara özgüdür. İdeolojik bilgi sınıflı toplumlara özgüdür. Yanlış bilgi ise, yanlış bilgi ve kuşkulu bilgi, yani bilgide kuşku ise bütün toplumlarda olabilir, mümkündür. Şimdi sosyal yaşamda siz dikkat ederseniz birçok insanla, bizim hani bu programı genellikle de entelektüel arkadaşlar izliyor diye de o rahatlıkla da söylüyorum. Tartıştığınızda bazen karşı tarafla anlaşamazsınız. Yani söylediğinizi kabul etmeyi bırakalım, sizi anlamamışlardır bile. Tabii bazen dalgınlıkla siz kendinizi öyle görmeyin. Şimdi orada sayın seyirciler iki şeye dikkat edelim. Eğer karşıdakinin bilgisi yanlış ise veya sizin bilginiz yanlış ise orada bir uzlaşma olur, ortak bir nokta bulursunuz. Yanlışı düzeltmek kolaydır. Bu komünal toplumda nasıldı? Yağmur yağdığı zaman insanlar kendilerini korumak için çeşitli araçlar kullandılar ve o araçlar bazen kendilerini korumaya yetmedi. Yanlış araçlardı çünkü. Doğrusunu buldular. Fakat şimdi yeniden dikkatli bir şey söylüyorum. Fakat karşıdaki veya siz yanılsamalı bilgi içerisindeyseniz, yani yalan bilgi tarafından kuşatılmışsanız, o artık sizin için bir bilinç haline gelmişse, sizin veya karşıdakinin ikna edilme ihtimali neredeyse yoktur. Dolayısıyla hocam biraz duygusal, duygusal yaklaşıyorlar değil mi? Hani diyorsunuz ya siz milliyetçi epistemoloji, dinci epistemoloji, bunu mu kastediyorsunuz dinci epistemolojide? Bir adama sen inandıramazsın bence, yani dünyayı Tanrı yarattı 3 günde. Yani sen bunu desen ki Big Bang 14,5 milyar yıl önce oldu. Hani bunun kozmik arka plan ışıması var, ölçüldü Hubble teleskobu falan. Adam anlamıyor. Buna ne diyorsunuz hocam? Bunu mu kastediyorsunuz dinci epistemoloji derken? Evet, sen tabii bizim bu bilgi teorisi kitabındaki bu ulusalcı ve teolojik epistemoloji konusuna tabii meraklısın. Evet, ama kesinlikle onu okuduğum için soruyorum zaten. Bence senin kurduğun analoji doğru. Ama ben burada şimdilik o konuya girmeyeceğim. Ama kurduğun analoji doğru. İşin içine duygusallık girer. Yani ideoloji, yanılsamalı bilgi de, yanılsamalı bilgi tekrar ediyorum. Yani ideolojik ve duygusal boyutlu olduğu için yanlış bilgiden farklıdır. Bu yüzden orada ne olur? Şunu mu diyorsunuz hocam? Yani bir insan aklı devre dışı bırakıyor, kalbiyle, gönlüyle İnanıyor yani. Bilmek ayrı bir şey, inanmak ayrı bir şey. Adam mesela diyor ben 100. kattan atlarım, ölmeyeceğime inanıyorum. Ama atlarsan öleceksin yani. Bu bir fizik var, yer çekimi var. Düşersin, ölürsün. Adam ben inanmıyorum diyor. İnanç ve bilmek farklı şeyler. Bunu kastediyorsunuz değil mi? Şimdilik o kadar şeye, ayrıntıya girmeyelim. Ama cümleleri yineleyelim anlaşılsın diye. Yanılsamalı bilgi içerisindeki kişilerin birbirlerini ikna etme ihtimali çok zor. Ama yanlışlık içerisinde olan insanların birbirini ikna etme
yanlıştan dönme, yanlışı düzeltme, birlikte düzeltme ihtimali daha fazladır. Şimdi bu senin söylediğin kısım için istersen bir anakronik bir sıçrama yapıp bugüne gelelim o zaman. Michel Foucault, bizim bazen gönderme yapacağımız bir filozoftur. Michel Foucault 20. yüzyılda yaşadı, 1990'larda galiba vefat etti. Fransız bir düşünür. O şöyle söyledi: bilginin arkeolojisi diye onun bir çalışması var zaten. Bilgi iktidar ilişkisini ele aldığında Sayın Seyirciler şöyle bir şey söyledi. Diyor ki bilginin kendisi iktidar ve iktidarın elinde, yani iktidarın söylediği bilgi baştan sona kirli olsa bile o doğru bir bilgi olarak, temiz bir bilgi olarak algılanabilir. Yani örnek verelim, bugün işte İstanbul'da yağmur yağdı. Şu ana akım medya 15 dakika şöyle bir yayın yapsa, bu yağmuru felsefeci yazar Mehmet Akkaya başımıza sardı dese, bir 15 dakika 2-3 tane de üniversiteden profesör getirip evet biz onun şu kitaplarını okumuştuk, bu yapar mı, yapar dese, yani bu şaka gibi görünüyor ama belki 80 milyon değil de birkaç milyon buna inanır. Yani dolayısıyla bilgi bir masum değildir. Yani bilgi kirli derken biz bilgiyi eleştirmiyoruz burada. Bilgiyi kirli hale getiren egemen sınıfların kendileridir tarih boyunca. Bu durum kapitalizm koşullarında daha da artmıştır. Evet. Bir örnek de ben vereyim hocam. Bir örnek de ben vereyim. 7 düveli yendik diyorlar. Benim araştırmalarıma göre bir düveli yenmişiz. Yani yenmişler daha doğrusu. Ben yenmedim. Egemen sınıfların orduları bir düveli yendiler. O da İngilizler artık onları gözden çıkarttığı için. Yunanlardan bahsediyorum. Yunan sermaye devletinin ordusundan bahsediyorum. Sevgili değerli sen de yani çok aktüel şeyler söylüyorsun. Beni de kışkırtıyorsun. Şimdi bu şekilde söyledin. Ben tam da böyle bir tartışmanın içine düştüm. Tartışmacılar da öyle kerli ferli adamlardı. En azından bir tanesi doçent. Dedim ki ya bu 7 düel kimdir? Bunları nerede yendiniz? Bu savaş hani en basit tarih bilimi açısından, tarih felsefesi açısından bir şey bilinir ki bir olay, bir savaş olduysa mekan neresidir? Zaman neresidir? Başlangıcı nedir? Sonucu nedir? Eğer ölüler varsa nerededir? Mezar nerededir? Çok basit, yani şeyin basitçe tarih biliminin kriterleri yani bu. Bunun söylenmesi lazım. Evet. Bu 7 düel kim sayıyor gerçekten de, yani Amerika, Fransa, Almanya. Ya bu İngilizlerle örneğin nerede savaştınız? Kaç kişi ölmüş dediğinde doçent dediğin kişi ne diyor biliyor musun? Hocam diyor, savaş diyor diplomatik savaş oldu diyor. Peki öğrenciye bunu böyle söylüyor musunuz dediğimde de hayır diyor. Yani şimdi milyonlarca kişi Türkiye'de ya da büyük çoğunluk diyelim 7 düele karşı bir savaş olduğuna inanıyor. Halbuki yeni bilgiler alt üstü Yunanistan'la bir savaş olduğu biçimindeydi. Ama şu anda bu konuda da yeni tartışmalar var. Yunanistan'la da böyle bir savaş olmadı. Bir iç savaştı deniyor. Yani şimdi bilgiyi biz bu konulardan ayrı ele alamayız. Yani şeyin egemen felsefenin ele alış tarzını ben açıklayacağım. Yani özne ile nesne var karşılıklı. Bunların içinden doğan ifadeye de bilgi denir. Bu şey yani çok klişe, çok basittir. Bizim izleyiciye bile anlatmamız kadar belki önemli değildir. Ama tekrar ediyorum, bizi hani böyle okullu olarak da izleyen genç arkadaşlarımıza, yetişkinlere, yani felsefe tarihinde ne var ne yok onu veriyoruz zaten. Bunu burada noktalayalım diyorum. Daha fazla aktüele girmemeye de özen gösterelim. Buyur. Benim sorulardan birine daha geçeceğim ama önce Hüseyin Kaya ile Burhan Dağ'a teşekkür edelim. Sorularını aldım ama yani sohbetin gidişatına şu an uymadığı için giremiyorum onlara sorular. Hüseyin Güvendir'in sorusu mesela uyuyor şu anki konuya. Yani bilgi kirliliğine karşı, yanlış bilince karşı doğru bilgiyi biz nasıl edineceğiz? Nereden bulacağız bunu diyor Hüseyin Güvendir kısaca.
Şimdi birazcık sona doğru söylemeyi düşündüğüm bir konuyu sen hatırlatmış oldun. Burada Lenin'e bir gönderme yapmak istiyorum. Lenin'den bahsetmek istiyorum. Çünkü Sokrates demiştik. Belki sen Sokrates'i şimdilik paranteze aldın. Ya da bilmiyorum. Hocam Lenin'i de paranteze aldım. Onu da ben soracağım. Benim notlarımda var. Benim size soracağım sorularım için Lenin de var. Ha, anladım. O zaman sevgili derim, müsaade edersen Lenin bahsini birazcık konuşayım birkaç cümle. Tamam hocam, dinliyorum. Şimdi sevgili seyirciler, sizin de tabii bu Marksist literatüre yakın olduğunuzu varsayıyorum. Bir de özellikle Lenin gibi isimlere de yabancısı olmadığınızı biliyorum. Bilgiyle tabii özel olarak Marksistler ilgilendi. Ben bir iddiada bulunayım isterseniz. Marksistler bilgi teorisine birçok katkıda bulundular. Yani neredeyse onun eksenini değiştirdiler. Hatta ileride Kant üzerinden söyleyeceğim kavramı Marx ve Marksizm üzerinden de söyleyeyim. Marx ve Marksistler, yani bir çok alanda olduğu gibi bilgi teorisi alanında da bir Kopernik devrimi yaptılar. Bu Kopernik devrimi meselesi nedir felsefe tarihinde, onu önümüzdeki günlerde ayrıca açıklayacağım. Dolayısıyla getirdikleri katkılardan birisi de bilgi yerine bilinç ve düşünüşü koymaları oldu. Bu şeyin, Hüseyin Bey'in sorusunu neredeyse Kautsky ve Lenin, yani birisi işte Alman Komünist Partisi'nin önemli liderlerinden biriydi. Alman Sosyal Demokrat Partisi demek lazım. Öbürü de Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin önemli bir lideri Kautsky ve Lenin. Bunlar bu soruyu bu netlikte sordular. Yani işçi sınıfı, emekçiler doğru bilinci nasıl alacaklar diye. Şimdi tabii tartışılır ama bence daha güçlü bir yanıt, ikna edici yanıt bulunmadıkça Lenin buna bir yanıt veriyor. Kautsky önce yanıtı veriyor ama Lenin bunu geliştiriyor. Onun Ne Yapmalı adlı bir kitabı var. O kitabın içerisinde bu demokrasi ne? Yani o zamanlar demokrasi demek birazcık, yani sosyal demokrasi ve o da sosyalizm demek zaten. Öyle bir bölüm var. O bölümde Lenin düpedüz bu konuyu tartışıyor. Ve size naif gelir mi bilmiyorum. Diyor ki emekçi sınıflara bu bilinç aydınlar tarafından götürülür diyor. Bu aydınları birazcık belki darlaştırarak risk kadroları gibi de düşünüyor ama sonuçta bu konu Kautsky, Lenin ve Gramsci tarafından da konu ediliyor. Bunlar toplumda yani kendisine komünist diyen, bilim adamı, aydın diyen kesimlerin gerçekliğin kendisine uygun olarak görebileceğine inanıyorlar. Bunların sınırlı olduğunu düşünüyorlar. Ki bunlar işte entelektüeller. Bunların işçi sınıfına ve emekçilere bu bilinci taşıma, yani bilinç taşıma diye zaten Marksist literatürde başlı başına bir kavram var. Yalnız tabii Lenin o kitabını ve o yazıyı hatırlayanlar orada Lenin'in 3 tane terim kullandığını göreceklerdir. Birisi bilimsel teori, 2 propaganda, 3 ajitasyon. Bunlar birbirinden farklı. Hani biz bazen gündelik yaşamda ya da ulu orta politik tartışmalarda bunları birbirine yerine kullanıyoruz ama bu ayrımları yapıyor Lenin. Konumuzla ilgili olan kısmına bir kez daha vurgu yaparak noktalayayım. Demek ki bunların içerisinde en güvenilmez olanı ajitatif bilgidir. Ajitatiftir. Ondan daha güçlü olanı propagandist bilgidir. Daha da güvenilir olanı bilimsel teoridir. Ama dikkat edelim, burada bir yanlışa veya bilgi kirliliğine götürme yok. Yani ajitasyonu sonuçta bilimsel teoriye dayandırılmazsa onun boş bir laf olduğunu, yani hatta biz söyleyelim, onun bir bilgi kirliliği yapacağı
düşünülebilir. Lenin'in zihninde benim anladığım gerek propagandist bilgi, gerek ajitatif bilgi bilimsel teoriye uygun olmalıdır. Onun dışına çıkmalıdır. Çıkmamalıdır. Çünkü biraz önce söyledik, yalan bilgi olayıyla karşılaşırız ki o kapitalizmde çok ciddi bir konu bence. Düpedüz bize yalan söylüyor şu sermayenin birçok kanalı, birçok aracı diyeyim. Şeyi önerebilir miyiz hocam? Diyalektik metalizm ve ampiriyo kriterizm, Lenin'in kitabı önerebiliriz değil mi? Bu konuyla ilgili o izleyicilere faydalanabilirler mi? Doğru olur mu böyle bir öneri yapsak? Aklımdan geçti de şimdi birden. Evet, o kitap genel olarak bilgi teorisi kitabı. Bilgi teorisi evet. İçin Lenin'in evet, en belli başlı kitabı olur. Ama bu yanlış bilinç konusuna bakmak isteyen kişiler, biz de hani başlık yaptığımıza göre Lenin'in Ne Yapmalı kitabına bakabilir. Yani Ne Yapmalı'ya gönderme yapıyoruz. Tamam hocam. Bir olumsuz yorum var hocam demokrasi adına, onu da okuyalım. Ali Taki Emre yazmış, yani şey demiş, felsefe hiç bu kadar vulgarize edildiğini görmedim demiş. Yani bu izleyiciler için çevirirsek kaba, bu kadar kaba, yüzeysel felsefe konuştuğunu hiç görmedim demiş. Onu da demokrasi adına okuyalım, bence onun da söz hakkı var. Bence bu bence bu çok önemli. Yani sırf o arkadaşa yanıt diye onu susturmak için asla söylemiyorum. Sayın seyirciler, zaten biz evet. Şimdi burada ilerideki programlarda zaten bunları da açıklayacağım. Tek tarz bir felsefe yoktur bizim anlayışımıza göre. Ama bu sevgili seyircimiz ihtimal ki belirli bir felsefe ekol içerisinde yetişmiştir. İhtimal ki bütün felsefeyi de ondan ibaret sayıyor. Oysa felsefe 40 türlü yapılabilmektedir. Biz bu 40 türün biri içerisindeyiz ve bunun en genel geçer olduğunu söylüyoruz. Bir iki cümleyle felsefeden ne anladığını daha önümüzdeki programlarda yazarsa bize katkısı olur. Bence bizi eleştirerek katkı yapmaya devam etsin derim. Selamlarımı gönderiyorum. Tabii ki daha ayrıntılı yazarsa biz de faydalanırız. Hatta cevap vermeye de çalışırız. Bu arada Erhan Polat'ın sorusunu da okumayacağım. Çünkü biz Erhan Polat'ın sorduğu soruya bir 10-15 dakika önce cevap verdik. Hocam antik çağdan günümüze dönelim istiyorum ben. Sokrates öncesi sonrası diyor bazı felsefeciler. Niye böyle diyorlar? Ya da ben şöyle sorayım. Bilgi kirliliği, Sokrates bilgiyi çok mu ayıkladı? Hani onun bir tarzı vardır ya, soruya soruyla cevap verir, çözümlemeler yapar, kritik yapar. Niye Sokrates öncesi sonrası diyorlar? Var mı bir yorumunuz hocam bu konu hakkında? Yani evet, onu o bilgiyi ben de onaylıyorum. Öyle bir şey var, anlayış var. Prosokratikler diye kitaplar var zaten. Evet. Sokrates öncesi. Şimdi bir görüş var. Diyorlar ki Sokrates'ten önce felsefe daha çok doğa felsefesi olarak yapıldı ve tabir caizse diyorlar felsefe gökyüzündeydi diyorlar. Sokrates diyorlar felsefeyi gökyüzünden yeryüzüne indirdi. Yani biz biraz onu anlaşılır kılalım. Atina sokaklarına indirdi ve ayrıca öbürler işte su nedir, hava nedir, ateş nedir, toprak nedir türünden tartışmalar yürütürken Sokrates biraz insan sorunlarına yöneldi, sosyal sorunlara yöneldi. Demokrasi nedir, erdem nedir, etik nedir, ahlak nedir, bu tür sorular, işte bilgi nedir, varlık nedir gibi sorular sorarak bir kırılma yarattı. Hatta Nietzsche'nin de bu konuda kitapları vardır ve onun o trajedi kitabında galiba bir yerinde bir cümlesi var, diyor ki Yunanlılar diyor felsefeye ne zaman başlamaları gerektiğini bildiler de diyor ne zaman bırakmaları gerektiğini bilemediler. Evet, o yüzden Sokrates felsefede, antik felsefede bir dönüm noktasıdır. O üç büyükler işte Sokrates'le birlikte üç büyükler ortaya çıkıyor. Sokrates, Platon, Aristoteles. Şimdi burada felsefe tarihi ve Sokrates diye anlatıyorum, Nietzsche vesaire diyorum. Belki deminki arkadaşımız hani bize
ya bu kadar vulgar olur mu dedi. O zannediyorum o tür izleyiciler benim burada işte Aristoteles şuydu, Platon'un görüşleri, bunları zaman zaman anlatacağım. İhtimal ki onu kastediyor olabilir. Şimdi birden sen Sokrates işine girdin diye aklıma geldi yeniden. Bizim bugünkü konumuz açısından Sokrates başlığı önemli. Çünkü demin sen de hissettirdin, Sokrates'le biz bir noktada anlaşabiliriz. Yani Sokrates son çözümlemede Yunan egemen sınıflarının sözcüsüydü. Burada bir sorun yok. Ama bununla birlikte felsefe yapma tarzı olarak Sokrates'le biz bazı noktalarda uzlaşabiliriz. Bir, felsefeyi sokakta yapan birisi. Yani akademi öncesi bir filozof sokakta yapıyor, bu açıdan bizim için önemli. Sosyal sorunları, insani sorunları felsefenin gündemine taşıdığı için yine bizim için son derece önemli. Bilgi felsefesinde özellikle pedagojide yeni görüşler getiriyor. Hani bu işte bilginin kirliliğini de ilgilendirebilecek bir şey. Ama şu kadarını seyircilerimizle paylaşarak yetinelim, çünkü biraz başka sorulara da zaman kalsın diye. Şimdi bizim hemen ortak noktamız da ortaya çıksın Sokrates'le. Diyalog biçiminde yapıyor. Yani Sokrates'in bir kitabı bize kalmadı. Doğrudan bir kitabı kalmadı. Sokrates öncesi filozoflarında kalmadı. Bunları biz Platon'dan ve Aristoteles'ten öğreniyoruz. Sokrates fikirleri ortaya çıkartırken karşılıklı tartışma yapıyor ve şunu saptıyor. Bir sürü insanın Sokrates'in pardon söylüyorum tekrar edeyim. Birçok insanın kafasındaki bilgilerin yanlış olduğunu ve bu insanların da bu bilgileri bilgilerin yanlış olduğunu bilmediğini saptıyor. Bu önemli. Sonra diyor ki yeni bilgilerin ortaya çıkması için bu kirli bilgilerin, bunu ben söylüyorum yani, bu işte hurafe mi demek lazım her neyse, bunların zihinden temizlenmesi lazım ki yerine yeni fikirler gelsin. Zaten diyaloglarını okurken onun özellikle işte Platon'un kitabı olan Theaetetus'la Menon iki kitabı, bence onlar çok önemlidir. Theaetetus'ta işte bu bilgiye ulaşmanın iki tane onun şeyi var zaten. İronik bilgi diyeceğimiz, bir de ironik bilginin dışında bir de doğrulan bilgi anlamında mayetik bilgi var. Bunları o Theaetetus kitabında Platon tabii yazar ama asıl Sokrates konuşuyor. Sokrates'in kendisi, o Theaetetus kitabı adını veren kişi, orada birer kahraman olarak işlev görüyorlar. Demek ki modern pedagoji içinde bize ne demiş oluyor? Bir insanın kafasındaki bilgiler hurafe biçimindeyse önce onların temizlenmesi lazım. Sokrates adeta alay ederek o fikirlerin önce temizlenmesine sağlıyor. Sonra da o kişinin yeni bilgilere ulaşması için bir kapı aralamış oluyor. İstersen Sokrates'i burada noktalayayım. Tamam hocam. Platon ve Aristoteles'ten ben soracaktım. Siz konuşmanız içerisinde devam et, yani bahsettiniz zaten. İstiyorsanız hiç girmeyin. Ben sorayım, atomcuları sorayım hocam. Ben Demokritos'u çok inceleyen, araştıran, merak eden biriyim. Demokritos'un da var galiba bilgi kirliliği ile ilgili çalışmaları, yorumları, değil mi? Ya şimdi atomcuların bu konuyla ilgili doğrudan fikirleri var mı? Yani ben de açıkçası bilmiyorum. Ama şimdi sen Demokritos dedin diye söylüyorum. Demokritos'un ilginç bir yaklaşımı var. O belki birazcık da aktüelleştirilebilir. O Demokritos tabii atomcu dedin sen, doğru. Fakat bazı filozofların ontolojik görüşleri materyalist olabilir. Bunlar Demokritos, Epikuros, bunlar
atomcuydu. Bunların görüşleri, yani ontolojik görüşleri materyalist olsa da bazı durumlarda epistemolojik görüşleri rasyonel, hatta idealist diyebileceğimiz tarzda da olabiliyor. Benim Demokritos'tan anladığım, Demokritos asıl olarak bilgi felsefesinde sevgili devrim rasyonalist birisiydi. Yani rasyonalist derken ne oluyor? Bilgiyi akılla bulmak anlamında, yani duyu verileriyle değil de akılla bulmak anlamında. Tabii aynı zamanda işte gözümüz, kulağımız, duyu organlarımız da buna eşlik ediyor. Demokritos bir söylenti var. Ya diyor, bu gördüklerim, üzerine düşündüklerim vesaire, bunlar diyor varlığın özüne ulaşmamın önünde bir engeldir. Gözlerini kör etmiş, uydurmuş yani. Belki böyle bir bağlantı kurulabilir. Şimdi bizim toplumda da ne var? Yani dünyada da, bizim toplumda da bilgi kirliliği dediğimizin bir sosyal şeyi olur, karşılığı olur. Yani o bilgi kirliliği sosyal yaşamdaki kirliliğin zihne yansımasıdır. Yoksa zihinde doğuştan böyle bir şey üretilmiyor. Sevgili seyirciler, önemli bir şey söylediğimi zannediyorum. Yani biz gördüğünüz gibi felsefe, yani kitaplardan size okumakla yetinmiyoruz. Yani kendimiz bir şey söylemeye çalışıyoruz. Onu da tekrar ediyorum. Yani Demokritos'un veya yakın çağ filozofların zannettiği gibi, yani insanlar bilgi kirliliği ya da yanlış bilinç vesaire kafada olmaz. Yani asıl olarak sosyal yaşamda bir kirlilik, bir yanlışlık olur. O zihnimize yansır. Bu Demokritos bahsini böyle kapatmak istiyorum. Sesini duyamıyorum sevgili devrim. Sesini duyamıyorum. Sevgili devrim, sesini duyamıyorum. Teknik masayla konuşmak lazım. Siz evet, duyamasanız da yayın duyuyor olabilir hocam. Ya da bir kesinti olmuş olabilir, minik bir şey. Oluyor böyle şeyler. Ayhan Göktaş'ın sorusunu aldık. O da konuşuldu. Yeni edebiyatçılardan, yeni dönem edebiyatçılardan Hakan Kizir sormuş. Kısaca net bir soru sormuş. Egemenler neden kirli, yanlış, eksik, manipüle edilmiş bilgiye ihtiyaç duyar? Buna benim, bence bizim seyirciler bu soruyu duydular, yanıt da vermişlerdir. Nedeni çok, çünkü sorun sınıf sorunu ve iktidar yönetme sorunu. Biz tabii burada o kadar derinleşebilir miyiz? Süremiz de herhalde ilerlemiştir. Bilginin ortaya çıkması kirli veya temiz çok önemli bir konu, ama sayın seyirciler, daha önemlisi bilginin yönetimi. Bu da tıpkı üretimin yapılması son derece önemli, ama üretimin yönetilmesi, bizim yani emekçiler sınıfı adına düşündüğümüzde üretimin yönetilmesi, ürünün, ortaya çıkan ürünün yönetilmesi çok daha önemlidir. Bu yüzden egemen sınıflar bilgi kirliliğiyle bu sözünü ettiğimiz, yani işçi sınıfının bu ürünü madem ki biz üretiyoruz, o halde bizimdir demesinin önünü kesmek için diye çok yalın bir yanıt vermiş oluyor. Hocam, orta çağa geçelim o zaman. Süremiz de daraldı. Orta çağla ilgili biz sizle daha önceki programlarda konuştuk. Siz şey demiştiniz, ben orta çağ karanlık bir çağ denilmesine karşıyım. Yani orta çağ yaşarken Avrupa, Arap filozoflar onların yere düşürdüğü o felsefe kitaplarını alıp, hatta şimdi ismini hatırlayamıyorum, bir Arap felsefecisi Aristo'yu 50 kez okumakla övünüyor. Ben 50 kez okudum diyor, onun bilmem neyse. Onlar birkaç yüzyıl
yere düşen felsefe kitaplarını alıyorlar, yükseltiyorlar, raflara koyuyorlar. Sonradan İslami gericilik yayıldığında Avrupa yeniden o felsefe bayrağını alıyor. Yani komple bir gericilik yani söz konusu mu öyle Orta Çağ için? Orta Çağ'da bilgi... Bizim programlarımızda bence bizim Orta Çağ görüşümüz anlaşıldı. Hiçbir çağ baştan sona karanlık değil. Asıl olarak karanlık olan her çağda egemen sınıfların insanlığa dayattığı zihni yapılanma, sanat, felsefe, bilim, politika asıl karanlık olan, kirli denilecekse yani, olan egemen sınıflara ait halkların tarihinde böyle bir kirlilikten söz etmenin ben bir şeyini göremiyorum, manasını göremiyorum. Tabii sen şimdi konuyu Orta Çağ'a getirdiğine göre ihtimal ki kitaplarda da rastladın. Orta Çağ'da bu konuyla ilgili benim bir sunumda bilmiyorum var mıydın? Bir yerdeki bir konferansta Orta Çağ'da bu konuya ilişkin bir açıklama yapmıştım. Okamlı William adında birisi var. Bu 13. yüzyıl, öyle hatırlıyorum, 13. yüzyıl filozofu. Fransız galiba, yani Avrupalı bir filozof. Tabii teolojinin içerisinden geliyor. Onun çok ünlü bir kavramı var. Bu felsefe literatüründe çok da bilinir. Bizim hocalar da bundan eğlenceli bir şekilde bahsederlerdi. Okamlı'nın usturası diyorlar. William Okamlı'nın usturası. Ustura bildiğimiz ustura, yani böyle fazlalıkları kesme anlamda. İşte kirli bilgiyle temiz bilgi, istersek bir an için doğru bilgiyle yanlış bilgi de diyebiliriz. Ama bu kirli bilgi olayına daha iyi uyuyor. Orada fazlalıkları kesme anlamında bir anlayışı var Okamlı William'in. Bu Okamlı William'in söylediği şu, diyor ki bir olay ve olguyu açıklarken ona diyor fazladan bir şey eklemeyelim, ondan fazla bir şey de çıkartmayalım. Neyse o olarak yansıtalım diyor. Tabii bu ne kadar mümkündür ayrı. Buna eklenenleri diyor usturayla ayıralım, atalım. Şimdi yani şöyle de diyebiliriz, çağımızda da proletaryaya aslında Okamlı'nın usturası gibi bir ustura lazım. Demek ki kirli bilgileri ayıklamak, yanlış bilinci doğru bilince çevirebilmek için. Şimdi burada ben bu programda Okamlı William üzerine çünkü bir iki defa düşünmüştüm. Bunu şöyle iki kişiye daha bağlamak isterim. Birisi Aristoteles, birisi de Friedrich Engels. Şimdi tam da Okamlı'nın usturasına benzer bir tezi savunuyor. Şimdi Aristoteles'in bilgi anlayışı tabii çok karmaşık. Ben bu bağlamda bir cümlesini söylemekle yetinmek istiyorum. O da şu, sevgili seyirciler. Aristoteles yaklaşık olarak şöyle söylüyor. Var olanın var olduğunu, var olmayanın da var olmadığını söylemek doğru bilgi, var olanın var olmadığını, var olmayanın da var olduğunu söylemek ise yanlış bilgidir diyor. Yani tam da Okamlı'nın anlayışına benzeyen, yani fazlalığı kesat, gerçekliğe yeni bir şey katma, isterseniz biz yorum yapalım, gerçekliğe Tanrı'yı, tözü, ideyi, şunu bunu katma, neyse onu söyle anlamına geliyor. Sevgili seyirciler, Friedrich Engels'in de bir sözü var, bu şimdi kitap adı söyleyemediğim için özür diliyorum. O da diyor ki olay ve olgulara egemen sınıfların, daha doğrusu spekülatif felsefe diyor herhalde, spekülatif felsefenin yaptığı diyor ekleri atmak lazım. Ya aslında bütün bunlar bana çağrıştırdı. Bu eskilerin söylediği
efradını cami, ayarını mani diye bir ifade var. Yani bir şey yani son, son olarak. 5-10 dakikamız kaldı. Son 5-10 dakikamız kaldı. Ona göre konuşalım hocam. Daha tamam. Benim soracağım birkaç daha var. İzleyicilerden artık soru almayalım. Benimkiler çünkü sorulmayacak yoksa. O zaman devam edelim devre. Devam edelim hocam. Bacon'un idollerini konuşalım hocam. Kitaplarda çok böyle bahsediliyor. Ders kitaplarında. Bizim de sınav dönemi ya. 15 gün sonra kapanacak. İnternetten oluyor sınavlar. Onun idollerinden bahsedelim hocam. Yani sizin için önemli midir Bacon'un idolleri? Bir de seyirciye açıklamak lazım tabii. Nedir Bacon? Ne demiş? Evet. Sevgili Devrim, bu programlarda bu filozofların adlarını yani orijinaline yakın Türkçe'de nasıl kullanılıyorsa öyle kullanmak lazım. Bu Bacon yazılan isimdir. Bacon diye okunur. Francis Bacon tamam. diye okunur. Descartes diye yazılır. Ama Descartes diye okunur. Tabii biz yani yabancı dil bilmek durumunda değiliz ama bu orijinal isimleri Türkçe'de nasıl bir gelenek varsa çok önemli bir nedenimiz olmadıkça bunu kabul etmeliyiz. Dolayısıyla Francis Bacon diyoruz. Yani ben bunu hocam Aziz Nesin HBB kanalına çıkmıştı. HBB diyorlardı. Sunucu öyle diyordu. Sunucu da hiç unutmuyorum. Hulki Cevizoğlu'ydu. HBB demişti. O da dedi ki ne bu kanalın adı Aziz Nesin? Has bilgi birikimmiş. Neden dedi HBB diyorsunuz? Ben okunduğu gibi söylenmesi taraftarım. Ama çok da büyük bir şey mesele değil. Tamam öyle diyelim. Hiç sorun değil hocam. Devam edelim. Şimdi bu bizim dil felsefesi bahsinde de konu edeceğimiz bir şey. Yani Shakespeare farklı yazılır. Ya şimdi Batı dilleri öyledir. Yani yazıldığı gibi okunmaz. Yani Türkçe'de biz genellikle çok büyük oranda yazıldığı gibi okuyoruz. Batı dillerinde öyle değil. Şimdi Francis Bacon da bu kirli bilgi meselesinde İngiliz empirizminin zaten kurucu babalarından birisidir. Ekrana Francis Bacon'ın organumu da geldi. Ha, zaten bu kitaptadır şey. Bu konuda bu idoller, ünlü idoller konusu vardır. Bunu genel kültür düzeyinde belki izleyicilerimiz bilir veya felsefeye yakın olanlar da detayda biliyor. Orada Francis Bacon, tabii bizim yaptığımız gibi öyle toplumsal koşullar, sınıf ilişkileri vesaire oradan bakmıyor. Daha tabir yerindeyse masum bir pencereden bakıyor. Sanki nesnel bilgi mümkünmüş. İnsanların zihinleri işte sınıfsal, toplumsal koşullarca belirlenmemiş gibi düşünerek bazı sorunlar saptıyor. Diyor ki bizim asıl olarak gerçek bilgilere ulaşmamızın önünde kirli bilgi diyebileceğimiz idol, put yani bu tür kelimeler kullanılıyor. Böyle diyor yapılar var. Bu yapıları benim hatırladığım kadarıyla dörde indirmiş. Bunlardan birisi soy, yani insanın yapısı gereği her şeyi bilemez. Demin de hani söyledik ya dört disiplin, dört alanda da her şeyi bilemez. Yapımızın buna bazı alanlarda engel olduğunu söylüyor. Bir, iki diyor ki tiyatro adına tiyatro demiş idolleri var. Bu böyle büyük insanların sözlerini öğreniriz de... büyük insanların sözlerini öğreniriz, onu sürdürürüz. Yani Bacon tabii Tanrı'ya manrıya meraklı biri olduğunu zannetmiyorum. Ama onun zamanında Aristoteles şeyi çok etkiliydi. Nispeten kırılmıştı ama yine de Aristoteles, yani Aristoteles dedi ki dendiğinde akan sular duruyordu. Zaten bu kitabında, Novum Organum'da bu idoller kitabı, idoller konusunu hatırlıyorum. Bir de bu organon araç demek zaten düşünme yöntemi anlamına geliyor. Aristoteles'in tüme varımcı tümden gelimci anlayışına karşı tüme varım tezini bu kitapta savunuyor. Demek ki ikinci olarak tiyatro idolleri diyor.
çarşı pazar idolleri diye Türkçe'ye çevirmişler. Burada da insanların işte sokaktan, kulaktan dolma bilgi diyoruz ya Türkçe'de. Onları öğrenip sonra da bunu doğru kabul edip yaymak, bununla yaşamak, bu tür kişilerin de gerçek bilgiye ulaşmasının zor olduğunu söylüyor. Dördüncü olarak da mağara idolü diyor. Mağara idolü de ihtimal ki Platon'un mağara metaforundan evet. geliyor. Ona göre de diyor ki insanlar diyor küçük yerlerde diyor yaşarlar ya da işte toplum içerisine çıkmazlar, kendi görüşlerini farklı kesimlerin, ekollerin görüşleriyle tartışmazlar. Kendilerine böyle mağaralar, küçük mağaralar ya da fil dişi kule diyelim istersek böyle yerler yaratırlar diyor. Bunlar da diyor gerçek bilgiye ulaşması neredeyse imkansızdır diyor. Böylece dördünü özetleyelim. Bacon'ı da anlatmayı başka programlara bırakalım. Hocam süremiz bitti neredeyse. Yani Montaigne doğru mu telaffuz ederim bilmiyorum ama Montaigne sonra aydınlanma meselesi var. Post-truth kavramını soracaktım ama süre kalmadı. Dilerseniz bunları bir sonraki programda işleriz. Ama ben şunu mutlaka sormak istiyorum. Yani bunu sormadan bitirmek istemiyorum. Marksizm ve yanlış bilinç. Yani Lenin dedik ya hani sonda konuşacağız falan dedik. Biraz da değinmiştik. Lenin ve yanlış bilinç meselesi. Onun fikirleri nedir? Onu da söyleyip bence bu haftayı kapatalım. Kalanını birkaç soru kaldı benim. Onu da haftaya devam edelim. Şimdi programı bitirirken bu Marx meselesine biraz eğlenceli yanıt vereyim istersek. Biz hep tekrar ediyoruz sayın seyirciler, öyle klasik bir felsefe programı değil. Biz felsefe tarihini size taşıyoruz ama kendi bakış açımızı yansıtmak, yeni bir felsefe tarz, felsefe sunumu da sizlere sunmak istiyoruz. Bu sevgili devrimin sorduğu soru yani Marx ve ideoloji meselesiyle zaten çok ilgili. Marx asıl olarak yanlış bilinç derken ideolojiyi kastediyordu. Onun zamanında ideoloji çok daha pejoratif bir manada kullanılıyordu. Napolyon aslında bu aydın entelektüel dediğimiz kesimleri ideolog olarak görüyordu. Böyle bir geçmişi var ama ben bu konuyu daha sonra açarız diye bir nokta koyup sevgili devrimin sorusunu birazcık eğlenceli hale getirerek yanıtlamak istiyorum. O da şu: Marx bilgi araştırmasında sevgili devrim epey bir adres değişikliği yapmıştır, biliyor musun? Entelektüel alana lise yıllarında hukuka merak sararak giriyor. Mezun olduğunda da zaten lisans düzeyinde hukukçudur. Hukukçudur dedim, hukuk mezunudur yani. Hani bizde nasıl 4 yıl okuyup avukat vesaire oluyorlar. Lisans diploması evet. Marx hukuktur. Ama yorumla söylüyorum. Diyor ki bu hukuktan gelen bilgi beni diyor tabir caizse varlığın özüne, meselenin temeline götürmeye yetmez diyor. Ve buradan felsefeye geçiyor. Yüksek lisans yok galiba orada, doktora oluyor. Marx'ın doktorası felsefe üzerinedir ve meslekten felsefecidir, filozoftur yani. Felsefe doktorudur. Fakat yine yorumla söylüyorum, Marx şunu görüyor: bu felsefenin bana taşıdığı bilgi de yetmez, ben daha da işin özüne inmeliyim diyor ve politikaya giriyor. Yani Komünist Manifesto mesela metni. Bu alanda da epeyce bir kalem oynattıktan sonra şunu söylüyor: bütün bunlar diyor meseleyle ilgili, benim ilgilenmek istediğim meseleyle ilgili ama hep benim asıl meseleye yaklaşmamı sağlayan alanlar. Ben bu bilgilerden hareketle daha temel olan bir yere inmek istiyorum, oraya girmek istiyorum diyor ve bana sorarsan iktisadın alanına giriyor. Marx tabii her yazdığı kitap bence
dünya tarihine, entelektüel dünyaya bir katkıdır her yazdığı. Ama özellikle Kapital kitabı, ekonomopolitiğin eleştirisi başlıklı, toplamda 4 kitaptan söz ediliyor. Ama kendisi işte birinci cilti hazırladı. Bu alana çekiliyor. Yani demek ki Marx öyle ya da böyle bilgi türleri arasında, alanlar arasında, disiplinler arasında da bir, en azından nitelik demesek bile, bir nicelik farkı görüyor ve biz de istersen programı burada bu şekilde de bitirebiliriz. Üst yapı alanları, bizim içinde olduğumuz felsefe disiplinde bütün bunlar alan, bütün bunlar çok önemlidir. Ama bunların son çözümlemede ekonomik sosyal altyapı ilişkileriyle bağlantısının kurulması ve bu üst yapıya ilişkin bilgilerin, teorilerin ekonomik sosyal temel üzerinde bir değiştirme, devirme, devrimci bir rol oynama işlevi olmalıdır diyorum. Burada sözü tamamlayayım. Başka soru yoksa veda edelim. Sorular var ama haftaya kaldı. Hatta benim kendi sorularım da vardı birkaç tane. Bu, biz bu hafta kapatalım. Süremizi de açtık. Başta bir kesinti yaşadık. Bence de şey, fazla da izleyici de yormayalım. Biz de yormayalım. Ben kendi adıma herkese mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Yani programın ana temasını şöyle söyleyebiliriz. Ana akım felsefeye karşı bir bayrak açmadır aslında. Bu bütün bu çaba buna yöneliktir. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle.